Değerli Safzade Kitap Evi'nin YouTube kanalını dinleyenler, merhaba. İsmim Fatma. Bugün sizlere 2021 yılının Nisan ayında çıkan yazar İbrahim İlyasoğlu'na ait Giresun Kültür ve Efsaneler İzindeki Ben kitabından bir efsane okuyacağım. Efsanemizin adı Yaşmaklı Ağaçbaşı Efsanesi. Doğankent'te yaşanmıştır. Türk ve Rum ailelerine mensup iki genç birbirlerine sevdalanmış. Biri Tiribolu Görele, diğeri ise Alucra tarafında yaşıyormuş. İki farklı aileden Türk ve Rum olmaları o zaman için kavuşmalarına en büyük engelmiş, ama gençler kavuşmak için ne yapıp edip büyüklerini ikna etmişler. Durumu gören büyükler, yani arif insanlar, bu gençleri kavuşturmaya niyetlenmişler. Bunun için de iki tarafın da aynı yolu, eski yayla yolunu kullanarak Alucra ve Tiribolu ve Göreli tarafından karşılıklı olarak yola çıkmasına karar vermişler. İki tarafın karşılaştığı noktada düğünü yapacaklarmış. Uzun süren yolculuk sonunda birbirlerine yaklaşmışlar, ama gece olduğu için ve yorgun düştüklerinden dolayı oldukları yerlerde, kız tarafının konakladığı yer, şu anki Çapıldırık mevkii, konaklamaya karar vermişler. Yarın sevdiğine kavuşacak olmasının heyecanından genç kız gece uyuyamamış ve dışarı çıkmış. Dışarı çıktığında bütün ağaçların ona secde ettiğini görmüş. Sabah uyandığında eğer bu olayı insanlara anlatırsa ona inanılmayacağını düşünerek başındaki yaş mağı, erişilmesi en zor, en büyük ağacın tepesine asmış. Sabah olunca gece yaşadığı olayı beraberindeki insanlara anlatmış ve ağacın tepesindeki yaşmağı göstermiş. Yaşmağı gören herkes ona inanmış ve o grupta bulunan arif insanlar bir aksilik çıkacağını ve bu genç kızın sevdiğine kavuşamayacağını söylemiş. Ve kız bir zaman sonra sancılanarak ölmüş. Kızın bulunduğu grup orada beklemeye başlamış. Bir süre sonra erkek tarafı da oraya gelmiş. Sevdiğinin öldüğünü gören genç ağlayarak kıza sarılmış. Ve o anda bulunan büyük kayadan damlalar halinde, sanki ağlıyormuş gibi, su akmaya başlamış. Günümüzde o taş hala Eymür köyü, Yaşmaklı Ağaçbaşı yayla yolu üzerinde bulunmakta, ağlamaya devam etmektedir.